Hayatımın Listesi'ne hoş geldiniz. Yine benim hayatımın listesi değil bu arada. Bugün bize favorilerini aktaracak olan konuğumuz Emine Alper. Fakat öncesinde tabii ki Emine Alper'in favorilerini not etmek isteyeceğinizi hesaba katarak size belli bir süre tanıyacağız elbette. Buyurun kalem kağıdı hazır edin, telefonunuzun notlar kısmına girin. Biz buradayız, bekliyoruz sizi. Süre etmiştir diye tahmin ediyorum artık. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk. Biz şu anda seninle Cannes'dayız bence. Ne diyorsun? Sanki Cannes'da senin filmin açılmış 2 gün önce. Çok sevilmiş gibi ben tahmin ediyorum. Çok güzel bir premier oldu. Çok güzel oldu değil mi? Evet, nasıl geçti premier? Çok güzel tepkiler aldık. Evet, ben de çok sevdim. Salonun reaksiyonları çok iyiydi. Evet. Yani dakikalarca alkışlandı. Kesinlikle. Dakika rekoru kırıldı diyebilir miyiz? Adeta tabii tabii. Her film gibi bizimkinde de kırıldı. Aynen öyle. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'den Cannes'da premier yapan her film garip bir biçimde rekor kırıyor. Yani alkışlanma rekorunu. Tabii ki Emin bu rekoru egale etti şu saatlerde. 2 gündür tüm Türkiye basınında geniş yer buldu Kurak Günler filmi. Biz de o yüzden hemen konuyu İstanbul'a apar topar getirdik. Tekrar Cannes'a buradan geçiyoruz. Evet. 1 saate kadar uçağım kalkacak. Hemen kalkacak mı? Hemen hızlı hızlı bu listeni alalım o zaman. Hiç seni uğraştırmayalım. Aha. Edebiyattan çok beslenen yönetmenlerimiz var Türkiye sinemasında özellikle. Hı hı. Sen de bunlardan birisin bence. Yani bazı filmlerinde özellikle böyle öne çıkan yazarlar şöyle bir hissediliyor gibi. Senin o yüzden favori kitabını sorarak başlamak isterim. Hı hı. Tabii ki favori kitabım yok. Evet, bu programa davet edildiğim zaman da zaten bunu söylemek için geldim. Benim hayatımın listeleri yok Melikşah. Ne kadar yapı bozumcu bir konuk. Evet, yani listeleri var daha doğrusu. Daha doğrusu dönemlerimin listeleri olabilir. Yani 20'li yaşlarımın listesi, 30'lu yaşlarımın listesi. Ama tabii ki tek bir film yok. Hani bu liste yapma işini ben de eskiden çok severdim ama 20'lerimin ortasında falan bıraktım. Sen niye sürdürüyorsun diyorsun 30'ların ortalığı? Yani sen de bir tutarsızlığa düşme pahasına sürdürdüğünün farkındayım. Yani postlarını takip eden birisi aşağı yukarı her hafta listeni değiştirdiğini zaten fark edecektir. Aynen öyle. Senin var mı sabit bir listen? Yok ya, yok, olmuyor. Tabii, sabit bir liste olmaz. Bir tane liste hazırlamıştım birkaç sene önce. Çünkü çok fazla soru geliyor. İlk 5'iniz ne? İlk 10'unuz ne? Vesaire. Tamam artık dedim. Bir liste hazırlayacağım. Listeyi hazırladım. Bir köşeye koydum. Sonra gerçekten de beklediğim oldu. Bir yerden geldi. İlk sizi en çok etkileyen ilk 10 film falan diye. Tamam dedim. Hemen listeyi bir çıkardım. Bu ne ya? Bu ne biçim liste dedim. ve tabii ki reddettim. Yani. Kusura bakmayın benim listem yok. Sürekli değişiyor çünkü. Evet ya. Dolayısıyla yani şeylerden konuşabiliriz tabii ki. Hani dönem dönem sizi çok etkilemiş. Hayatımın kitabı dediğim bir dönem oldu tabii ama dediğim gibi onlar 20'li yaşlar. Çünkü sonra o zaman bir baktın ki of benim evet hayatım yani, kitabı nasıl? Çok fazla yani çünkü 20'li yaşlarda az yaşamış oluyorsun. Yani işte 15 aklın bali olduktan sonra 15 yaşından 25 yaşına yani 10 yıllık bir periyotta tabii ki seni çok etkileyen şeyler oluyor. Onların bir listesini çıkarıyorsun. Ama bir de, yani Das Kapital'le de ömür geçmezdi öyle. Ne alaka? Tabii ondan sonra başka şeyler de okuyorsun. Aynen öyle. Sonra işte bir süre sonra biliyorsun yani elmalar armutlar işine dönmeye başlıyor. Bu da çok etkiledi beni. Bu da çok etkiledi. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yaşlandıkça o şey azalıyor. Yani okuduğun şeylerin etki kapasitesi. Hani tabii. Bir bebeğin gözünü açar açmaz dünyadan etkilenmesi gibi. İlk üniversiteye geldiğin zaman kültür ürünlerini hele hele taşıda büyümüşsen. Hı hı. Yutuyorsun, yalayıp yutuyorsun. Onların hepsinden çok etkileniyorsun ama ondan sonra belli bir doygunluk oluyor. Çok benzer şeyler okumak, benzer şeyler izlemek biraz o şeyi bozuyor. Tabii. Yani o etkiyi. Yani bir de büyü bozuluyor. Biraz daha içine girdikçe şeyleri fark ediyorsun. Yani seni büyüleyen şeyler, mekanizmaları çözdükçe benzer mekanizmalar seni artık büyüleyememeye başlıyor. Aynen öyle. Devam edeyim mi? Yani Çehov'dan Martı diyorsun. Yok, yani, şöyle. Çehov'un yeri ayrı. Çehov hiç değişmiyor. Şöyle hayatında değişenler var, değişen listeler var ama hiç değişmeyenler. Mesela Vanya'da hiç değişmedi. Çehov'un bazı hikayeleri hiç değişmedi. 20'li yaşlarımın büyük kitabı Karamazov Kardeşler'dir. Oo, güzel. Karamazov Kardeşler tam şeydi böyle yani. Hayranlıkla yani bir insanın yazabileceği, bir yani insanlığın üretebileceği en büyük eser falan gibi iddialı cümleler kurardım 20'li yaşlarımda. Fakat maalesef daha sonra tekrar okudum ve duygularım biraz değişti. Hiç bıraktığımız gibi değil bu Karamazov Kardeşler.
Biraz değişti, evet. Ya, tabii ki yine hala çok büyük bir eser ama aynı cümleleri kuramıyorum. Belki sen artık o günkü Emin değilsin. Muhtemelen, muhtemelen. Yani o ne bileyim İvan Karamazov falan beni üniversitede okuduğum zaman çıldırtmıştı ya. Bu nasıl bir karakter falan diye. O varoluşçu, manifester duruşu falan. Onun gibi daha sonra daha çok karakterler tanıdıkça, gerçek hayatta değil tabii, romanlarda etkisi biraz azalıyor. O zamanlar Nabokov'un Rus Edebiyatı Üzerine Yazılar diye bir kitabı vardı, bilmiyorum. Hı-hı. Gördün mü? Dostoyevski hiç sevmez Nabokov. Aa, ne güzel. Evet, ne Rus yazarları arasında en az sevdiği yazar kendisi. Nedeni neymiş? Çok yani anlatırım. Bir kısmına daha sonra ben de katıldım. Tam da onu söyleyecektim zaten. Yani bunu okuduğumda şok olmuştum. Çünkü Nabokov'u da çok severim ben. Yani sevdiğim yazarın böyle bir şey... Zaten Nabokov'u sevmesem atardım kitabı ve bir daha da suratına bakmazdım. Ve gerekçelerini hiç anlamamıştım. Yıllar sonra tekrar okuduğum zaman biraz anladım. Biraz melodramatik buluyor. Ki ben de artık özellikle kadın karakterlerini çok fazla... Yani böyle çok nevrotik, çok histerik ve çok melodramatik buldum. Bir kere hepsinin bir namus takıntısı var. Yani o artık bana çok uzak geliyor. Erdemlilik takıntısı daha doğrusu. Namus yani, demeyelim, bizim dilimizde namus. Son 200 yıldır falan insanlığın o kadar da derdi olmaması gereken bir... Evet, aslında 19. yüzyılda çok dert. Evet. Yani tabii Anna Karenina'nın da bir derdi. Tabii tabii, evet. Ama bunların böyle kendini feda etmeleri namus uğruna falan artık bir şey ifade etmiyor. Gibi gibi. Tabii ki hala altını çiziyorum. Yani hala çok önemli buluyorum. Hmm. Mesela yine Dostoyevski'den madem bahsediyoruz, hiç etkisini kaybetmemiş iki Dostoyevski var. Yeraltından Notlar ve Öteki. Hakikaten öyle ya. O hiç etkisini kaybetmiyor. Her okuduğunda başka bir kitap oluyor. Nasıl 4-5 bir şey kere, olabilir? Evet, evet. 4-5 kere okudum. Hiç etkisini kaybetmiyor. Doğru. Onların yeri apayrı. Ben de her defa aslında şey gibi hissediyorum. Yani öfkeli olduğum zamanlara denk geliyor benim galiba. Hmm. Ya da elim oraya gidiyor. Yani 2-3 kez ben de tekrar okudum. Şey gibi bir his var ya, yani evet tamam, okey tamam peki. Hani biriyle dertleştim ya da böyle çok iyi bir seans, terapi seansından çıktım gibi bir his var yani. O böyle öfkemi ve nedense benim öfkeyle ilgili bağlantımı çok karşılıyor yer altında. Çok çok, evet evet. Bir de çok az işte kıymeti bilinmiş bir kitabı var, Öteki. Onu da çok evet, severim. Evet doğru. Ötekinin uyarlamasını izledim mi bu arada? İzledim ama ben... Çok sevmedim. Sevmedim yani Öteki dururken. Ben zaten genel olarak... Uyarlamalara çok mesafelisin hocam. Evet. Yani Hitchcock demiş galiba, onun dediği gibi yani en iyi uyarlama kötü eserlerden yapılan uyarlamalardır. Aa, ne kadar kaba bir cümle. Niye öyle olsun ya? Çünkü iyisi varken yani niye ben... Doğru, daha iyisini. Çok çok nadir iyi uyarlamalar izledim çok, çok ben. Çok nadir, evet. Nabokov demişken biraz gevezemeyeyim mi? Hayır. Mesela Stanley Kubrick'in de ben bir hayranıyım ama mesela Lolita bence berbat. Ben hiç tahammül edemediğim bir uyarlama. Lolita'nın esas ikinci uyarlaması, Jeremy Irons'ın oynadı. Aman aman, of of, ne gerek vardı ya. Evet, evet. Ya bunu Kubrick yapamadı, siz nereden yapabileceğinizi düşündünüz? Doğru. Evet, Emin Alper'le Rus Edebiyatı üzerine incelememiz tüm hızıyla devam ediyor. Daha bitmedi, sadece 20 yaşlarından bahsediyorum. Sadece 20. yüzyıla kadar gelebildik arkadaşlar, daha devam edeceğiz. 40'lı yaşlarımın yazarı da Tolstoy. Aa. Onu da hemen söyleyeyim. Madem hep Rus Edebiyatı'ndan gidiyoruz. Aa, güzel. Tolstoy'dan mesela 20'li yaşlarımda çok sıkılmıştım. Anlamamıştım yani, hiçbir şey ifade etmemişti. 40'larda ise Tolstoy ve özellikle İvan İliç'in ölümü. Tamam, artık kapatabiliriz. Gerçekten Tolstoy'umuz, Dostoyevski'miz yeter diyoruz. Her gördüğümde Emin'i söylediğim gibi yine bu Türk yerli arthouse yönetmenlerimizin bu edebiyatın üzerinden artık çekilmesini, bu yakasından düşmesini talep ediyorum. Çekilemeyiz efendim. Aynı toprağın insanıyız. Gerçekten Asyalıyız. Öyle. Gerçekten öyle. Helal olsun. O zaman daha sizi gelecek bir başlığa geçelim. Sinema. Evet. Ve tabii ki hayatının filmi gibi ben kafadan söyleyeyim. Ve buradaki her konuk yani hayatın tek bir filmini söylemek zorunda. O yüzden bakalım sen neler söyleyeceksin. Kanice Kalesi. Cüneyt Arkın. Çok çok iyi bir seçim. Evet. İlk izlediğim Surdan atladığı sahne özellikle. Evet. İlk izlediğim film. Sinemada ilk izlediğim film. Dolayısıyla etkisi hiçbir zaman geçmemiş, geçmeyecek de bir çok film. Çok mantıklı bu arada. Sonra da tabii yine böyle özellikle lise yıllarında çok oldu. Çünkü ben liseyi Ankara'da yatılı okuyordum. Dolayısıyla bizim için sinema çok büyük bir olaydı. Hmm. Yani o hapishaneden kaçıp film izlemek. O dönemde izlediğim çok unutamadığım filmler var. Mesela bir tanesi Brooklyn'e Son Çıkış. Aa, çok
çok severim. Evet. Jennifer Jason Leigh'e verilmemiş bir Oscar o filmdir yani. Evet, dersin, kimse de bilmez bu filmi. Senin bilmen şaşırtmadı tabii ki. Estağfurullah. O işte Çingene Her Zamanı. Evet. Ama Çingene Her Zaman nasıl patlamıştı yani. Evet. Hani Türkiye'de o yıl herhalde en çok izlenen yabancı filmlerden biriydi o. Ben hep söylerim bazen söyleşilerde falan ama yani bu filmler beni zaten sinemacı olmaya iten şeyler. Hı-hı. Ondan sonra tabii ki aynı etki hiçbir zaman, o büyüyü hiçbir zaman hissetmedim. Tabii ki çok sevdiğim filmler oldu. Yine bir tane film saymadım dikkat edersen. Saymayacağım. Tek bir şey saymayacağım bugün. Çok iyi. Yani bu konuklar belirliyor bu akışın temposunu, akışını, formatı istediğiniz gibi dızdıklayabilirsiniz. Yani yeni filmlerden de bahsedebiliriz tabii. Ne gibi mesela? Son yıllarda hakikaten en etkilendiğin şey ne oldu? Etkilenmiyorsun da artık. Evet, tabii. Etkilenmiyorum ama herhalde etkilenirdim diye düşündüm. Vallahi Roma'yı çok sevdim ben. Evet, Roma'yı çok etkilendim. Çok çünkü Roma bende çok hayran olduğum bir şeye hitap ediyor. Minimal görkem mi diyeyim buna? Evet, doğru. Hani bu Tarkovski'de de biraz var. Aynada falan mesela. Hı-hı, doğru. Biraz Belatar'da var. Sahne öyle. Küçücük bir hikayeden, küçücük bir andan dev bir sinema çıkarmak evet, gibi. Ya sadece küçük bir mizansenden yani. İşte mesela kamera bir dolanıyor böyle bir ve inanılmaz bir şey çıkıyor karşısına. O protesto sahnesini kastediyorum. Hani mağazanın içinde bir 360 derece panla olağanüstü bir etki yaratıyor. Yani evet, çok basit bir kamera hareketi ama arkasında muazzam bir emek ve tabii ki muazzam bir para. Ve Cuarón deliliği yani. Evet, gerçekten akıl hastası gibi bir yönetmen evet, ya. Evet. Yani hikaye falan bir yana o mizansenlerden çok etkilendim. Bu noktada aklıma Sorrentino ile mesafeli tavrınız geliyor hocam. Siz pek sevmezsiniz Sorrentino. Yok. Aa. Yok. Aa, çok seviyorum bunu. Kimden duydunuz bunu acaba? Ne bileyim hiç sana mesela çok şey geldi. Hayrani böyle hayranı değilim ama severim. Her filmini, hiçbir filmini kaçırmadım. Her çok filmde gösterici bulurlar falan ya Sorrentino genelde. Ben de hiç anlamam mesela bu bakışı. Olabilir bazı filmlerde göstericidir. Ne güzel ay, yani. Ay, Fellini gibi olsun. Yani. Zaten çok, bence en fazla oradan eleştirilebilir. Çok fazla Fellini'sin evet, denebilir. Doğru. Ama olsun. Ama böyle Fellini'deki kadar abartılı bir şey de yok bence. Nasıl denir? Mesela daha bana uç ve şey geliyor Fellini tabii ki Sorrentino'nun yanında. Sorrentino daha içine girilebilir. Hatta daha yalnızlık üzerine, yalnız kalmak, dünya üzerinde yalnız başına olma hali üzerinden o kadar gösterici bir sinema yapıyor mesela gibi geliyor bana. Sorrentino ile ilgili ilk başta şu şüphelerim vardı. Hani yolda da gelirken konuştuk ya samimiyet. Benim hiç anlamadığım bir eleştiri biçimi. Evet. Sadece ilk filmlerinde ya bu yaşta niye yaşlılık üzerine film yapıyorsun? Hep ya diye evet, adam sormuş ve samimiyetini sorgulamıştım. Ama sonra da dedim ki yani hep aynı şekilde düşünüyorum. Samimiyet ne? Yani, yani sanat duygularla yapılmaz diye bir meşhur bir laf var ya. Sanat gerçekten duygularla yapılmaz yani. Dolayısıyla niye böyle bir samimiyet arıyoruz? Belki adam seviyor yaşlılık üzerine. Yaşlılıkla ilgili filmler izlemiş ve hoşuna gitmiş ve benzer şeyler yapmak istemiş. Ben de şeye şok olduğumu hatırlıyorum. Yani yaşına bakmıştım ilk Sorrentino'nun ilk filmlerini izlediğimde. Yani beyefendi siz bu hayatı bu kadar iyi nasıl bilebilirsiniz ya kırklarınızın başında. Yani çok garip gelmişti bana da. Ama işte yani sanat biraz da metinler arası bir şey. Yani bir sürü şeyi yaşadığımız için değil okuduğumuz için biliyoruz. Bana da mesela soruyorlar. Aa bunu yaşadın mı? Bunu biliyor musun falan diyor. Yok yaşamadım ama çok okudum hakkında. Yaşamış kadar oluyorsun. Yani yaşamadığın, hayatına değmediğin insanları anlatamayacağınla ilgili ön yargıları olması insanların ne kadar üzücü tabii ki. Evet. İnşallah bu da anlaşılır bir başka 10 yılda. Evet, mesela ben hiçbir çöp toplayıcıyla hayatımda hiçbir noktasına temasım olmadı yani. Merhaba falan dışında ama işte Abluka'da bir çöp toplayıcının hikayesini anlattık. Ve hapisten çıkmış bir insanla benim öyle bir temasım olmadı yani. Ama niye anlatmayayım ki? Ya da üç kız kardeşten biri değildin muhtemelen ama. Ama onlarla temasım oldu. Yani işte besleme kızlarla çok temasım oldu. O en fazla temasım olduğu karakterler onlar olabilir yani. Peki. O zaman buradan geçelim hocam. Sizin çok da bayılmadığınız bildiğim bir formatı, dizi formatına. Yani deli gibi dizi izlemediğini biliyorum. Yani ama aslında bayılmadığım doğru değil. Evet. Biz bayağı konuşuyoruz size. Evet, çok seviyorum ama çok izleyemiyorum gerçekten. Evet. Evet deli gibi dizi izleyemiyorum ama sevdim mi de tam seviyorum. Evet diyelim. Doğru. Dizi formatında en sevdiğin şey ne oldu? Orada sürpriz yok. İşte Breaking Bad falan yani. Evet, orada hiçbir sürprizim yok yani. Yani şaşırtıcı. Breaking Bad de her şey hakkında bir dizi zaten. Evet evet. Yani Game of Thrones'u da çok severim. Evet. Ben ilk sezondan sonra izlemedim ya. Gerçekten mi? Evet. Aa şok. Şu an şok. Favori karakterimi öldürdüler.
Bütün duygum bitti Game of Thrones'a. Gerçekten ama Game of Thrones'un olayı o zaten. Evet yani işte. Favori karakterinin öldürülmesi. Ya ben o olayı, Oz'u izlemiş miydin? Hapishane dizisi vardı bir tane bu 90'larda. Oz'da bütün o hazzı yaşadım. Sürekli favori karakter, yani başrol ölüyor ikinci bölümde falan evet, gibi evet, bir diziydi anladım. Oz. Ve sürekli değişiyor o kafa. Ve Lost da sonra benzer bir yerden gitti. Yani tabii ki Game of Thrones'u, koca Game of Thrones'u şeye indirgemiyorum yani. Sürekli başrollerin öldüğü bir dizi gibi değil de. Şey olayı beni geriyor yani, o çoklu karakter ve işte yepyeni bir dünya. Bir de şimdi Game of Thrones hayranlarını karşıma almak gibi olmasın ama hiç o dünyaya giremedim ben. Yani anladım. Atıyorum Yüzüklerin Efendisi'yle falan kıyaslamak istemem de. Ya Game of Thrones'da beni bir kere o şok duygusu 3. bölümde falan çok yakaladı. Yani en sevdiğin kahramanların ölmesi falan ama ondan çok mazoşistçe zevk aldım. Ha. Süper falan dedim böyle. Ama beni biraz tarihçilikten yakaladı. Yani ben fantastik kısmına hiç ilgilenmedim Game of Thrones'un. Ejderhalar, mejderhalar falan. Fakat bir tarihçi gözüyle izlemek inanılmaz zevkli. Çünkü yani bir bölümde Roma'yı görüyorsun. İşte bir bölümde Orta Çağ'ı görüyorsun. Bir bölümde Hristiyanlığın doğuşunu görüyorsun falan. Yani gerçekten epiğin hakkını veren bir proje diye düşünüyorum ben. Çok bu arada doğru. Tabii bir sürü karakteri de kaçırıyorsun. Gerçekten. Ben daha sonra hep geriye döndüm. Aa, bu karakterin nereden takip ediyorduk falan filan diye. Ama izlememiş olman çok şaşırttı. Ben hem fantezi hem de tarih sevmediğim için muhtemelen ikisinden de beni avladı. Fantezi de ben de. Yani fantezi benim de çok hoşuma gitmez ama... Çalışmıyor bende ya. Tarih. Çok garip. Yani doğru insanlardan tarih dersi almadığınızı düşünüyorum. Zaten. Evet. Yani doğru insanlardan tarih dersi alan Türkiye'de herhalde 3 kişi falan olsa gerek. Yok, benim öğrencilerim var. Of. Ay çok çok güzel. O zaman hocam... size geçelim şeye, tiyatro sahnelerine biraz da. Sizin haşır neşir olduğunuz bir alan mıdır tiyatro? Mesela atıyorum bu yönetmenlerimizin, yani sinema yönetmenlerinin özellikle ara sıra oyunlar da yönetmesi gibi şeyler oluyor dünyada da ülkemizde de. Hiç öyle bir merakınız olur mu? Ve oyun, favori oyununuz ne? Evet oldu, hala da oluyor. Sürekli gündeme getiriyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani her böyle oyuncu arkadaşlarımızla bir masada toplandığımızdan sürekli gündeme geliyor. Hadi bir oyun yapalım. Bir ara senin çok klasik bir eseri uyarlaman gibi bir şey hatırlıyorum. Hatırlıyorsun, evet. Evet, vardı. Suç ve Ceza uyarlaması hikayesi. Yani o dönem bir de özellikle bir bunalımdaydım. Çünkü artık film yapamayacak noktaya gelmiştik. Evet. Tam böyle 2016, 2017 kız kardeşlere para bulamamışız, zar zor para bulmuşuz falan filan gibi bir dönemde. Yani artık galiba bu işi yapamayacağım noktasına gelmiştim. O zaman gündeme gelmişti. Fakat sonra para bulunca işte unuttum yine. ama sonra dediğim gibi her böyle oyuncu arkadaşlarla sohbette gündeme geliyor. Ve genelde masadan da tamam ben yarın sizi arayacağım. Başlıyoruz çalışmaya diye kalkıyoruz. Tabii ki o arama hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öğretmenler hep biliyorsunuz ki size döner, size hemen arar ertesi gün. Kendi tabii ki yazdığım bir oyunu yapmak istedim. Hadi hala da istiyorum. Aa, var kafamda. Ama işte içten güçten daha oturup bir şey yapamadık yani. Peki sizin izleyip de böyle bayıldığınız bir oyun yok mu ya hocam? Yine aynı şey. Yine çocukluk yılları. Çocukluk. Yine lise yılları. Çocukluk yıllarının oyunu da ayrıdır tabii yani. Ha. Konya'da o zaman da şu an Konya Devlet Tiyatrosu var. O zaman da 3 ayda bir falan Ankara'dan şey gelirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları gelirdi. Biz de hemen koşa koşa bilet alırdık. Dolayısıyla o yıllardan da çok etkilediğim oyunlar var ama yine lisede bir şey, Guguk Kuşu'nu izleyip ve çok etkilenmiştim. Şimdi tabii ki izlesem asla etkilenmem, hatırlıyorum çünkü. Ama o zamanlar mest olmuştum. Bir de güzel bir uyarlamaydı, devlet tiyatrosuydu. Evet, o. Güzel. Oyuncuları falan hiç hatırlamıyorum. Peki en sevdiğin oyuncu kim mesela dünyadan ya da Türkiye'den? Bunda da hiç sürpriz yok. Tabii ki Daniel Day-Lewis. Aa. Niye? Şaşırdın. Genelde oyuncuların favorisidir. Ha. İlk kez bir yönetmenden duyuyorum. Ha. Yani çünkü bana mesela çok fazla geliyor Daniel Day-Lewis. Yani filmin önüne geçen biri gibi. Öyle zaten, evet. Evet. Doğru. Ama yani öbür türlü bu da onun öne çıkmasını sağlıyor. Yani doğru. Öbür türlü çok fazla insan sayabilirsin. Fakat Daniel Day-Lewis'te gerçekten bir şey var. Yani taklit yaptığı halde evet.
çok doğal hissettiriyor. Yani taklidi gör, çünkü Daniel Lewis'i tanıyorsun yani. Evet, biliyorsun. Doğru. Bunu ancak işte Marlon Brando ile kıyaslayabilirsin. Babadaki performansıyla. Doğru. Yani sen taklit yapıyorsun şu an. Evet. Ama muhteşem bir taklit yapıyorsun. Evet, bir sürü oyuncu yapamıyor mesela. Pardon, hemen bir mesela kötü örnek vereyim. Daha yeni izlediğim için Spencer. Of 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 ya. Yani şey... Ya bu nedir ya gerçekten? Neydi, şok oldum. Kristen Stewart. Kristen Stewart ki severim de iyi bir oyuncu ama yani orada yaptığı taklit çok taklit. Ben iyi bir oyuncu olduğundan da ciddi anlamda şüphelere gark oldum son 2-3 filminden sonra. Saberg'i izlemiş miydin? Yok, onu izlemedim. Yani orada da mesela aynı insan gibi. Can Saberg ile şey, Diana. Çok şaşırtıcı. Evet. Yani güzel. Peki Daniel Day-Lewis mantıklı gerçekten. Peki biraz da müzik başlığına geçelim. Acaba hayatınızın şarkısı gibi iddialı bir sorunun altına nasıl kalkar Emin Alper? Şöyle kalkarım. Çok fazla dinlediğim ve her dinlediğimde etkilendiğim şarkılardan söz edebilirim. Yine tek bir şarkıdan söz edemeyeceğim. Özellikle film çekerken set ortamında bana çok iyi geliyor. Yani bir sette bir şarkıya takıyorum ve sürekli onu dinliyorum. Ve her seferinde de duygulanıyorum. Zaten set ortamı adrenalin çok yüksek olduğu bir ortamdır. Yani bilenler bilir. Hani çok duygusallaşırsınız, çok hassas olursunuz. Zırt pırt ağlarsınız falan böyle. Dolayısıyla yani beni o şeylerde çok yükseltiyor belli şarkılar, belli setlerde. Mesela son filmi çekerken Cem Karaca'nın Sevda Kuşun Kanadında şarkısını defalarca dinledim. Çok mantıklı. Yani ne alakası var diyorsanız. Filmle hiçbir alakası yok bu arada. Oh, şu an bir flüt tarafından vuruldum bir saniye. Of, çok güzel. Tesadüfen mi peki? Bu şarkı denk geldi son filme. Galiba. Nereden çıktı hatırlıyor musun? Yani benim bir listem vardı. Listede genelde şeyle başlıyor bu. Mekan araştırma sırasında başlıyor. Hmm. Bu şarkıya tak, bir şarkıya takma. Çünkü mekan araştırmasında arabayla gidiyorsunuz. Sürekli müzik dinliyorsunuz falan. Hmm. Orada taktım. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Mesela Kız Kardeşler'de Mahsa Vahdet miydi ya? Hep telaffuz etmekte zor çıkıyor. Haleyli diye bir şarkısı var. Ona çok takmıştık. Şevket Elekberova'da çalıyordu bir de filmde. Kız Kardeşler'de. Evet, evet, beni oradan inanılmaz vurmuştum. O dönem deli gibi dinliyordum. O da bu arada çok defalarca dinlediğim, onun bir filmle ilişkisi yok ama defalarca dinlediğim bir şeydir, şarkıdır o da, doğru. Bunu da sayabilirim. Müthiş. Başka var mı? Bu arada şey sanılmasın yani hep böyle duygusal şarkılar değil. Mesela Tepenin Ardı zamanında Alain Delon'un benimdi. Sürekli dinlediğim şarkı. Sıla'dan Alain Delon. Evet. Çok çok iyi. İnanılmaz yükseltiyordu sabahları böyle, sabahın köründe 5'te 6'da kalkmışsın uykulu. Açıyorduk TV sonuna kadar sete giderken. Müthiş. Arkadaşlar sanmayın ki Arthouse yönetmenlerimiz sadece oturup böyle ellerini başlarının arasına alıp hüzünlü şeyler dinliyor. Gördüğünüz gibi Sıla seçimiyle karşımızda. Müthiş. Ben ya mest olmaktan çok konuşmamıza konsantre olamıyorum. O zaman hayatınızın albümü de yoktur sizin hocam. Hayatımızda albüm kalmadı ki. Çok kalmadı uzun süredir. Kalmadı evet. Yani mesela artık karıştırıyorum da. Mesela Cem Karaca'yı çok severim ve çok fazla albümü dinledim. Ama yaşlandıkça da biraz şeyi karıştırıyorum. Mesela bu, yani hangi albümdeydi hatırlamıyorum bu şarkı. Sevda Kuşun Kanadında. Hangi albümdeydi? Hangi albümdeydi? Oh, ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel çaldınız. Harikaydı ya. Of. Aslan Anda çok teşekkür ediyoruz. Emin Alper formatımızı resmen sabote etmeye gelmiş. Ne sorsak bende o yok, bende yalnız birkaç tane var falan gibi cevaplarıyla bizi germeye devam ediyor. Şimdi de soralım bakalım, hayatının müzisyeni var mı? Müzisyenleri. Evet, zaten. Evet. Bir tanesinden bahsettik zaten. Cem Karaca gerçekten. İkincisi de Ahmet Kaya. Aa. Evet. Yani bunu da aynı şekilde ifade edeyim. Defalarca dinledim. Defalarca dinleyip hiç sıkılmadım.
Çok acayip bir yani duygu taşması yaşıyorum evet, her dinlediğimde. Evet, evet. Bir de Ahmet Kaya ile benim ilişkim çok gariptir. Yani ortaokulda falan ben ilk dinlemeye başladım. Yani tam Ahmet Kaya'nın ilk çıktığı yıllar. Hmm. Ortaokul, liselerde falan, lise yıllarında falan. Ondan sonra bir şey oldu böyle. Yani Ahmet Kaya sevmek yeterince klas bir davranış sayılmamaya başladı. İşte hatta o dönem işte arabesk, sol arabesk falan gibi özgün şeylere, müzik. Evet, nitelendirmelere maruz kalırdı. Bir dönem gizli gizli dinledim o yüzden. Bir dönem zaten gizli gizli dinlemeye itildi Ahmet Kaya dinleyicilere. Evet. Sonra bir dönem bu televizyon programları yapmaya başladığı zaman yine biz solcular biraz yani bunu da yapmasaydın Ahmet abi falan. Siz olmuştuk. Solcularla başımız dertte ya hocam. Evet evet, haklı olarak. Evet. Sonra ama tabii ki o Mahkus Olaylar dizisinden sonra tabii ki tekrar Ahmet Kaya benim idolüm oldu ve şu an göğsümü gere gere her yerde dinliyorum. Dinlemekten de çok hoşnutum. Şu an herkes göğsünü gere gere söylüyor evet, gerçekten. Evet. Yani ne acı tabii. O yıllarda böyle bir muameleye evet, maruz kalması da çok saçma gerçekten. Şu an hatta o muameleye maruz bırakanlar da göğsünü gere evet, gere Ahmet Kaya'yı çok sevdiğini evet, falan evet, söylüyor. Bir de gerçekten çok özgün bir isim. Yani çok farklı bir müzik yani. Ben hiçbir şeye kategorize edemiyorum. Yani özgün müzik falan değil. Özgün müzik başka çok özgün bence müzik de örnekleri var yani. Yani grup yorumdur mesela falan özgün müzik. Yani ki onların da bir yere bağlayabiliyorsun mesela. Latin Amerika'ya bağlayabiliyorsun işte Inti Illimani'ye falan filan. Yani bir devrimci müzik geleneğine bağlayabiliyorsun. Ahmet Kaya'yı bağlayabileceğim benim hiçbir yer yok. Çok özgün, çok farklı ve gerçekten her seferinde böyle beni ağlatan insanlardan bir tanesidir yani. Gerçekten öyle. Yani bazen ağlamak için açılan, bazen de dinlerken ağlamaya başladığınız falan evet, evet, biri gerçekten. Çok hı-hı, garip bir duygu okçusu yani evet, tam. Evet. Cem Karaca ile Ahmet Kaya'ya doyamıyorum yani. Peki hocam, bulunduğunuz bir konser düşünseniz mesela en etkilendiğiniz. Hı-hı. Aklınıza böyle geliyor mu net bir şey? Yine beni en çok çarpan konser, üniversite yıllarında son yarım saatine iştirak ettiğim Rolling Stones konseridir. Yılını hatırlamıyorum. Niye son yarım saate ya? Onu da hemen açıklayacağım. Çünkü o zamanlar fakirdik, öğrenciydik. Bu tip konserlere bilet alamıyorduk. Hmm. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama o zamanlar şöyle bir gelenek vardı. Son yarım saatte kapıları açıyorlardı. Giren girsin diye. Dışarıda bekleyen işte bizim gibi fakirler girebiliyordu. O zamanki kız arkadaşım bunu söylemişti. Bundan haberdar etti bizi. Aa, öyle bir şey mi var ya, nasıl olur falan diye. Hadi gidelim bakalım. Gerçekten de son yarım saatte kapıları açtılar. Allah Allah. Şu an yoktur bence asla. Evet. Ali Sami Yen'deydi. Of of of. Devasa bir ortam. Yani inanılmaz bir sahne şovu. Ve o yarım saat yetmişti bana. Vay be, konser böyle bir şeymiş falan demiştim. Ne kadar mantıklı. Yine kaçırdığıma çok üzüldüğüm bir şey, alan ve anı. Evet, yaş itibariyle tabii kaçılmaz. Maalesef. Kaçılmaz. Benim gençliğimde Ahmet Kaya çıkmıştı falan diyorsun zaten. Hocam sen ne yani burada bu aşık atacak halde değilim. Peki dünya üzerinde ayak bastığın favori yerin neresi? Yunan, bir takım Yunan adaları. Hmm. Ki çok da fazla gitmedim aslında. Ama mesela Siros diye bir ada var. Tinos diye bir ada var. Yani çok acayip yerler. Niye geri döndüm ki buradan falan gibi bir hisle mi? Yani geri dönmek istiyorsun. Çok da fazla yaşayabileceğin yerler değil yani. Bir kere çok sıcak veya rüzgarlı. Adalarda çok rüzgarlı. Sıcak olmadığı zaman çok rüzgarlı ve çok kurak. Ama yani muhteşem bir coğrafya ve coğrafyayla iç içe geçmiş muhteşem bir mimari. Doğru. Ya bu yine çok beylik bir şey. Beni böyle orta çağ kalıntısı şehirler çok etkiliyor. Hı hı. Mesela Barcelona yakınlarında Besalu diye bir şehir vardı. Yine orta çağdan kalma bir şehir. O ondan çok etkilenmiştim. Ama Yunan adalarının çok bambaşka bir havası var. Özellikle dediğim gibi bu Tinos beni çok etkilemiş bir adadır. Yani tamamen çıplak, tek bir ağacın olmadığı, hı hı, ve böyle lokal bir şekilde bembeyaz köylerin olduğu, tertemiz ama böyle yani sanki dün badalanmış gibi. Yani nasıl yapıyorlar onu da bilmiyorum yani. Evet, hakikaten. Ve işte maviyle iç içe. Ben zaten o çok toprak rengini çok severim böyle. Hmm. Amber, sarı, ki son filmimizde de bolca kullandık. Son filmimizde başka bir renk göremedim gibi evet, bir şey zaten hocam. Hı-hı. Amber'e doyduk son filmimizde. Evet. Evet, çok sevdiğim bir renk. İlk kez bunu doya doya kullanmak kısmet oldu. Peki, böyle tadını unutamadığın bir yemek
sorsam mesela? Kesin herhangi bir yemek cevabın gelebilir, hiç şaşırmam. Yani... Ya böyle hani... Şunun şurada yaptığı ve şurada yediğim yemek evet, tarzı. Evet, bir hikayesi şimdi. De olabilir. Ya da atıyorum şu yemek yani sonsuza kadar sadece bununla beslenebilirim kadar çok sevdiğim bir yemek. Yani yine burada çok... Tabii ki onlarca şey sayabilirim. Hafızama en yakın şeyi sayayım. Amsterdam'da miksaj yapıyorduk. Orada Özcan kurgucumuz bir şey tapas restoranına götürdü bizi. Orada, unutuyorum hep bunları ya. Yaşla da ilgili. Bu İspanyolların bir ekmeği var ya, üzerine domates su, sarımsaklı domates suyu sürüyorlar. Baget ekmeğinin üzerine. Ben zaten şeyi çok seviyorum. Basit yemekleri. Yani füjün müjün falan filan bana göre değil. O yüzden zaten Yunan mutfağını da, zaten Yunanistan'ı ben Yunan mutfağından çok ayırt etmeden söylüyorum. Çok seviyorum. Yani beyaz peynir, kekik üzerine zeytinyağı. Yani olağanüstü bir lezzet yaratabiliyorsun. Zaten işte 2-3 tane şey var. Hı hı. Sarımsak, zeytinyağı, kekik. Yani bunları doğru formülle bir araya getirdiğin zaman zaten olağanüstü bir şey çıkıyor ortaya. Of, acıktım ben bu arada şu an. Onu fark ettim. Çok iyi. Of, yemeğe mi gitsek bu arada ya? Bir hızlı. Yani var mı burada? Bu arada burada yok değil mi bir İspanyol restoranı falan İstanbul'da? Türkiye'de mi? Şey, İstanbul'da vardır illaki ya. Var mıdır? Bilmiyorum, benim çok mutfaklarla yani bu tapas kültürü tıpkı Yunanistan gibi bizde de olan yani. Bu meze kültürü çok çok bambaşka bir şey. Yani meze, evet. Benim olayım biraz meze daha çok galiba. Çok iyi. Tadımlık böyle. Ben ortaya, ortaya koyacaksın azıcık her şeyden. Ben de. Sıkılmadan, hiçbir tattan sıkılmadan. Bir de böyle 8-9 saat yeniyor ya. O evet, sofradan kalkamam evet, aslında evet. Falan. Çok iyi. Peki, seni hayatta tutan favori insanın kim? Tabii ki eşim. Tabii ki. Bu eşi olanlar, çocuğu olanlar ne kadar şanslı ya. Bam diye hemen cevabınız hazır. Öyle ama. Evet, doğru. Ne kadar süredir birliktesiniz hocam? Biraz da Art House magazin diyelim. Hiç Türkiye'de bir karşılığı olmayan tek şey. 15 sene. Of, ne güzel. Aman Allah'ım. Harika. Hatta 16'ya giriyoruz yani. Bayağı 16'yı devirmek üzereyiz. Vay be. Helal olsun hocam. Ne güzel bir istikrar. Hadi daha fazla yorum yapmayayım bu konuda. Peki, yine seni inanılmaz gelecek bir soruyla buradayım. Şimdi böyle filmleri Cannes, Berlin, Venedik'in resmi seçkisine girmiş, bir avuç bile olmayan yönetmenlerden birisin Türkiye'deki. Hani üç büyük festivalinde ana yarışmasında, yani resmi seçkisinde. Cannes'da altın palmiye alacağın günleri de görürüz inşallah yakında. Belki de birkaç gün sonra, bu program yayınlandıktan birkaç gün sonra belirli bir bakıştan, bilmiyorum ödül gelecek mi gelmeyecek mi, biraz akılları varsa o jürinin şu filme ödül basarlar. Kısmet, bir yönetmen kısmet olarak, işleri bunlar biliyorsunuz. Tabii ki hep kısmet. Fakat yani hani bütün büyük festivallerden de ya ödül ya övgü bombardımanıyla döndün şimdi. Onu da söylemek lazım. Bütün bu işlerin arasında favori bir işin var mı? Bir de bir dizin de oldu. Alef dizisinin de ilk sezonunu yönetmiştin. Onu da işin içine katarsak. Bir kısa filmini de biliyorum. Evet. Tüm işlerin arasında favori işin olarak hangisini söylersin? Yani buna kesin cevabım, kesin hayırımı söyleyebilirim. Yani üçü ya da dördü ya da kaçı arasında kesinlikle bir favorim yok. Hani şöyle bir şey yapabiliriz. Bir gün arda arda hepsini izlerim. Ha, şu daha iyi olmuş diyebilirim. Bilmiyorum, ama... bir bakmak lazım mı diyorsunuz hocam? Evet. Fakat yani her filmle ayrı bir bağ kuruyor insan. Yani senaryo aşamasında ayrı bir bağ kuruyorsun. Çekerken ayrı bir bağ kuruyorsun. Bittikten sonra ayrı bir bağ kuruyorsun. Mesela şunu söyleyebilirim. Senaryo aşamasında beni en çok heyecanlanan Abluka'ydı. Kız kardeşlerin setinde kız kardeşlerle çok özel bir bağ kurdum. Tepenin Ardı zaten ilk filmim. Yani onun zaten orada kurduğum bağ zaten unutamam. Bazı setler çok keyifli oluyor. Onunla ilgili çok farklı bir bağ kuruyorsun vesaire. Ama yani favori işim gerçekten yok. Yani hepsinin çok, yine klişe belik bir şey söyleyeyim, hepsinin ayrı bir yeri var. Ama yıllar sonra bir gün... Mahvettin formatımızı be adam. Sana şey olamaz. Ama, sana söyledim, en başında söyledim. yani yıllar sonra şunu isterim tabii. Yıllar sonra oturup bütün filmleri baştan sona izleyip ha şu olmuş bu olmamış demeyi isterim. Bence yine de Abluka deyip geçebilirdin. bence senin favori işin Abluka. yani
Abluka'nın da tabii bambaşka bir yeri var. Evet ya. Bir kere çok zor bir işti. Yani ilk aslında benim ilk filmim Abluka demek daha doğru belki de. Tepenin Ardından Ziyade. O kadar. O kadar zor ve o kadar başka bir dünyayla karşılaştım. Ve zaten çok tecrübesizliğimin de çok acısını çektim. Yani saatler süren bir filmdi. İlk raf katı 3,5 saat miydi neydi yani? Oradan bu formata indirdik. Yani ben ne yapmışım falan çekerken. Final katı da zaten 140 miydi? 120 yok. Ha, o kadar değil. Miydi? Ama yani 140 olması için çok uğraştım. Doğru. Ha, hatırlıyorum. Çok mücadele ettim. Çok mücadele ettim. 140 olsun, 140 olsun diye. Fakat kurgu sırasında şöyle bir şey oluyor. Bunu yapımcılara da, bütün yapımcılar çünkü film kısaltmak ister. Yapımcılara da tavsiye ederim. Çok akıllıca bir taktik. Yani baştan yönetmenleri karşınıza almayın. Bırakın, zaten bir süre sonra yönetmenler kendisi sıkılıyor. Sıkılmaya başlıyor kendi yaptığı işten. Bende de maalesef öyle oldu Abluka'da. Yani ilk başta 140 derken sonra yavaş yavaş bazı sahnelerden... Batmaya başladı. Bazı sahneler, yani çünkü 78. kez izliyorsunuz. Dolayısıyla 78-80. izlediğinizde artık hala tuttuğunuz sahneler varsa zaten onlardan vazgeçemezsiniz. Aynen. Ama bazı sahneler kendinden düşmeye başlıyor. Dolayısıyla akıllı bir yapımcı da öyle yapar. Her yönetmen için de geçerli olmayabiliyor ama bu sözlerin için darısı başına Nuri Bilge Ceylan diyelim. Gerçekten izledikçe da, sahnelerinden sıkılmak bir gün kısmet olur mu acaba? Ama o da yani 3 saatlik filmden 7 saatlik raf katlardan falan indiriyor. Aynen öyle. Diyebiliyorum ben yani. Çok fazla malzeme. 7 saatlik raf kat deyince başıma sancı girdi. Şu filmlerinizi 80 dakikadan fazla uzatmayın sevgili yönetmenler. Lütfen artık biz izleyemiyoruz. Ne öyle akımlıca yüzeysel bir bakış. Burada Nuri Bilge'nin ben yani 7 saatlik bir filmini izleyebilirim ben diye düşünüyorum. Ben hiçbir zaman sıkılmadım yönetmenle. Ben de sıkılmadım. Yani. Bakalım yeni filminin senaryosunun evet. 4 saat yani 240 sayfaları falan bulduğunu duymuştum. Hı-hı. Bakalım ne çıkacak oradan. Yani 240 sayfanın raf katı evet 6-7 saatten aşağı sürmez diye tahmin ediyorum. Peki son olarak sana şunu sormak istiyorum Emin. Hayatının bundan sonraki kısmında keşfetmeyi planladığın bir şey söyle, sen ne söylersin? Yani bunu kesinlikle yapmayı istiyorum aslında ama bir kenarda duruyor senelerdir. Dediğim bir iş olur, atıyorum ne bileyim kendimi yüksek bir tepeden aşağı bırakmayı deneyimlemek istiyorum diyebilirsin. Ki onu zaten film çekerek çoğunlukla deneyimliyorsun. Evet, sayılır doğru. Yani bir takım deneyimler var tabii merak ettim ama bunları burada söylemem mümkün değil. Bazıları var, onlar da spoiler içeriyor. Hmm, o yüzden doğru. Galiba söyleyemeyeceğim, buna cevap veremeyeceğim galiba. Zaten neyi söyleyebildin Emin? Burada yani hangi sorunun net bir cevabını alabildik senden ya? Ama zaten bu amaçla gelmiştim. Gerçekten ben öyle. Listesi olmayanların sesi olarak geldim buraya. Gerçekten. Sabotajcıların listesi olmayan anarşistlerin sesi oldu. Emin Alper yine her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim valla. Ben teşekkür ederim. İnsanla her zaman konuşmak çok eğlenceli. Kamera kaydı girdiğinde de girmediğinde de aşağı yukarı bu minvalde konuşuyor olmak da çok iyi. Teşekkür Gerçekten ederim. Ben teşekkür ederim. Harika bir konuk, harika bir film. Kurak Günleri de artık bir ara izlersiniz. Kim bilir ne zaman izleyecekler? Sonbahar sanırım. Ha öyle mi? Var mı? Tabii sonbahar. Aşağı yukarı kafanızda. Yani dünya premierini yaptıktan sonra Türkiye Festival premieriyle... Evet, bir... Doğru. Adana, Antalya bir şey açarsınız herhalde. Evet. Sonbahar'a da gireriz herhalde vizyona. Aa çok iyi. Oh bakın Cannes'da açılan filmlerin bu avantajı oluyor genelde. Kesinlikle. Çok iyi. Cannes Venedik'in öyle bir avantajı var. Evet doğru. Müthiş. O zaman önümüzdeki haftalarda daha stabil cevapları olan konuklarla burada olmayı amaçlıyoruz. Bakalım inşallah bir konuktan tam manasıyla hayatın listesini dinlemeden bu format bitmez diyelim. Tekrar teşekkürler Emin. Cannes'a devam edelim. Sonunda kendi listelerini açıklayacak mısın? Ben kendim istedim. Evet. Valla benim her bölümde zaten konukla birlikte böyle bir yolculuğa çıkıyorum. Ama benim de bir listem yok. Aşağı yukarı senin kadar sinir bozucu olacağım bu programda. O nedenle bakalım. Her 12 programın sonunda ben bir listeyle gelmeyi düşünüyorum burada. Kendi listemle ne alaka? Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim.